Hafta sonu Tunceli'deydim. Perşembe, cuma, cumartesi günü Tunceli'deydim. Eşimle birlikte Tunceli'yi bayağı bir gezdik. Ben hep söylerim, meclisteki konuşmamda da söyledim. Tunceli'deki sokak köpekleri 1-1,5 metre boyunda. Ama gördükleri yerde size adeta bir arkadaş, bir dost gibi sarılıyorlar ve sizinle birlikte yürüyorlar. Mesela ben orada bir sokak köpeğinin başını okşamıştım böyle, öpmüştüm. Şehirde benimle beraber yürüdükten sonra Demokrat Parti il binası 3. katta, 3. kata kadar benimle çıktı. Ben koltuğa oturunca sağa sola baktı ve aşağı indi. Niye böyle diye sordum. Ekin Lokantası diye bir lokantaya uğradım. Orada Nurettin Bey, tabii bu arada Tunceli'ye de hep selam dostlara. Ne yapıyorsunuz burada dedim. Çok ilginç bir şey anlattı. Bir hanımefendi işte önceki günlerde, bizim orada olduğumuzdan önceki günlerde bir tabak döner alıyor. Onu plastik tabağa koyuyor ve o döneri alıp dışarıda köpeklere yediriyor. Hep böyle mi dedim? Bir baktım ki bağış kutuları var. İş yerlerinin kapısında bağış kutuları var. Mama almak için. Bağış kutusu mama almak için. Ve o Ekin Lokantası'nın sahibi Nurettin kardeşim dedi ki burada biz bütün lokantalar akşam yemek arttığında o yemeği dedi arka taraflarda yerimiz var. Sokak köpekleri bilir. Onun saatini bile artık biliyorlar dedi. Biz orada onlara bakıyoruz. Ve hiçbir köpek saldırma vakası yok. Hiçbir şekilde köpeklerde mutsuzluk da yok. Oradan Ovacık'a gittim. Ovacık'ta Mustafa Sarıgül, belediye başkanı, dedi ki vekilim seni bir yere götüreyim. 9-10 yıl önce yapmış. Hayvan bakım evi adı. Ovacık, sahipsiz hayvanlar bakım evi. Barınak düşünebiliyor değil. Barınak değil, bakım evi. Onlara kulübeler yapmış. Onlar orada tedavi ediyor. Onlara aşılıyor. Ve sonra tekrar sokağa salıyor. Ovacık'ta da köpekler hiçbir şey yapmıyor. Ama maalesef eğer siz köpek sevgisi, hayvan sevgisini yüreğinde hissetmiyorsanız, mesela bir tarım bakanı vardı eski, şimdi tarım komisyon başkanı Vahit Kilerci diye. Vahap Kilerci miydi? Vahap Kirişçi, pardon. Kirişçi. Geçenlerde bir söz söylüyor. Partisinin toplantısında gaza gelmiş. Eğer siz Haniye'nin ölümüne diyor ses çıkarmıyorsanız diyor, sizin köpek sevginiz şurada kalsın, lanet olsun. Siz köpekleri de sevemezsiniz diyor. Ama bilmiyor ki bu arkadaş, biz Haniye öldüğünde de üzüldük. Biz 41 bin Filistinli öldüğünde de üzülüyoruz. Ama biz sadece sigortasız çalışıp Temmuz ayında sokak kadınlarıyla birlikte öldürülen 142 tane işçiye de kadına da üzülüyoruz. Ama biz sokak köpeklerine de üzülüyoruz. Ve şunu diyoruz, hayvanı sevmeyenin insan sevgisi olmaz. Dolayısıyla ben Tunceli örneğini verdim ve bunu hep şöyle ifade ediyorum. Rahmetli Özal'ın bir sözü vardı. O zamanlar Özal karşıtıydık. Sözü pek anlamak istemezdik, dinlemezdik. Derdi ki açlık anarşiyi doğurur derdi. Şimdi süreç içinde düşünüyorum ki anarşi sadece terör değil. Hırsızlık bir anarşi, uyuşturucu bataklığı bir anarşi, her türlü yolsuzluk, arsızlık bir anarşi. İşte köpekler de aç kalırsa anarşi doğuyor. Yani sokak köpeklerinin öldürdüğü canlara acımıyor muyuz? O ne demek ya? Acımazsak insan değiliz ya. Ama geçen hafta 15 yaşında asansörden düşen staj mağduru çocuğa acımıyor muyuz? Stajyer çocuğa acımıyor muyuz? Yani sokak köpekleri öldürdü, işte toplamda 140 çocuk ölmüş. Allah mekanlarını cennet etsin, olmasın. Ama söylüyorum, Temmuz ayında 142 kişi ölmüş. Yani kadınlar son bir haftadır hapisten çıkan karısını öldürüyor, yetmiyor, çocuğunu öldürüyor. Bunalan karısını öldürüyor, iki çocuğunu öldürüyor, kendini öldürüyor.
Yani ülke zaten ölümler ağına gelmiş ama bizi birileri Haniye'nin ölümüne üzülmüyorsak köpek sevgimize inanmıyormuş. Ya Haniye ile köpeği nasıl bir araya getirdin diyesi geliyor insanın. Dolayısıyla inşallah bu görüntüler belediye başkanının dediği gibi umarım ölümler sebebiyle olan bir görüntülerdir. Ama ben şunu söyleyeyim, yani artık inanmak istemiyoruz, inanamıyoruz. Çünkü birçok yerde toplanmaya başlatıldı, toplatılmaya başlandı bu bahaneyle. Yasa çünkü aslında o hakkı da vermiyor ama alelacele özellikle bazı belediyeler kraldan daha çok kralcı davranarak bu anlayışa girdiler. Hatta birçok yerlerde, benim şehrim Ordu'da da dahil, Ordu merkezdeki köpekler zaten yıllardır toplanıyor. Sonra Ulubey, Gürgendep'e, daha kırsal ilçelere, dağlara atılıyor ve orada ölmeleri bekleniyordu. Onun için bu görüntüler hiç hoş görüntü değil. Dilerim, tekrar söylüyorum, doğru değildir. Bu görüntüler doğruysa kötü bir örnek başlayacak demektir. Ha, iktidar bir şey yapar mı? Yapmaz. Yani Erdoğan bu görüntülerden dolayı Niğde Belediyesi'ne bir hüküm uygular mı? Uygulamaz. Bizatihi teşekkür eder. Çünkü Erdoğan artık öyle bir hale geldi ki mecliste kavga eden vekilini, yumruk atan vekilini tebrik arayıp ediyor, değil mi? Yüreğine, bileğine sağlık, koluna sağlık diyebilecek kadar artık kin, nefret besleyen bir Erdoğan'a dönüştü. Biraz sonra da gireceğiz herhalde konu olarak. Son gireceğiz, zamanlarda gireceğiz. Çok böyle hakaret dolu sözler söylüyor. Onun için dilerim bu hayvan katliamı Niğde'deki hayvan katliamı değildir. Belediye başkanının bağlanmasını isterim. Samimiyetle bu açıklamadan ziyade burada açıklama yapması çok doğru olur diye düşünüyorum. Kim sevinirse sevinsin. Mansur Bey seviniyor, Özgür Özel seviniyor vesaire ama sanki hedefte hep bir şey var. Ekrem İmamoğlu var. Neden? Çünkü Erdoğan kendisine öncelikli olarak İmamoğlu'nu büyük bir rakip olarak görüyor. Ben hep diyorum, geceleri uykusuz yatmasının sebebi Erdoğan'ın, Ekrem İmamoğlu, gündüzleri psikolojisinin bozuk olmasının sebebi Mansur Yavaş ve ayak sesleri duyulmaya başlanan merkez sağ. Dolayısıyla bu arkadaşlar bu görüntüye prodüksiyon diyorlar ama bunun sebebi yine Recep Tayyip Erdoğan. Bakın, öyle bir Erdoğan'la karşı karşıyayız ki normalleşme ve yumuşamayı sizinle konuşurken hep dedim ki zaman kazanıyor. Hep dedim ki tek sağ maç yapıyor, yarın çok acımasız bir şekilde saldıracak dedim. Dün konuşmayı hep birlikte dinledik, değil mi? Erdoğan cibriyetsiz dedi, değil mi? Evet, birazdan izleyeceğiz. Ev köleleri dedi, değil mi? Evet. Ben Erdoğan'a seslenmek istiyorum bu vesileyle. Recep Tayyip Erdoğan, biz insanız. Biz 85 milyonluk Türk milletinin bir parçasıyız. Muhalif olabiliriz. Senin partinden değiliz. Olmayacağız da. Ama sen 85 milyonun cumhurbaşkanı olmak zorundasın. Biz Haniye öldü diye üzüldük. Ama Haniye'ye yas ilan etmeni de kabullenmedik. Dedik ki Haniye devlet başkanı değildir. 53 bin depremzedeye yas ilan etmedin dedik. 33 asker şehit oldu. Yas ilan etmedin dedik. Gabar'da 13 vatan evladı şehit oldu. Yas ilan etmedin dedik. Ama sen Haniye'ye yas ilan edildiğinden dolayı gösterdiğimiz hassasiyetimize cibriyetsizlik dedin. Erdoğan, sana hiç yakışmıyor bu. Bu milletin insanlarına, milyonlarca insanla cibriyetsiz demek sana yakışmıyor Erdoğan. Eğer cibriyetsiz arıyorsan, cibriyetsiz arıyorsan dün Suudi Arabistan'da Umre'yi Haniye için yapıyorum diyeni tutuklayan Suudilerde cibriyetsiz ara. Cibriyetsiz arıyorsan İran'ın yapacağı saldırılarda üstlerini, hava koridorlarını kapatacağını söyleyen ve İsrail'den yana tavır alacağını söyleyen Suudi Arabistan'da cibriyetsiz ara. Eğer cibriyetsiz arıyorsan hava koridorunu kapatacağını söyleyen Mısır'da cibriyetsiz ara. Eğer cibriyetsiz arıyorsan Erdoğan, Katar'da cenaze namazına katılmayan Katar devlet başkanında cibriyetsiz ara. Erdoğan, eğer cibriyetsiz arıyorsan Ermenileri, Azerilerin karşısında destekleyen
Doğu Türkistan'da zulüm yoktur deyip Çin'in yanında yer alan ve Haniye öldüğünde başsağlığı bile dilemeyen ve Hamas'ı terör örgütü gören Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da ara cibiliyetsizi. Ve o Mahmut Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturmak isteyenler de ara. Yeter Erdoğan, yeter. Biz cibiliyetsiz değiliz. Biz şerefli, onurlu Türk milletinin mensuplarıyız. Yüce Türk milletiyiz. Yeter artık. Bu hakaret dilini terk et. Yakışmıyor sana bir cumhurbaşkanı olarak. Ben sana kızmıyorum. Senin elini sıkanlara kızıyorum. Sana yumuşama, normalleşme gösterenlere kızıyorum. Çünkü sen değişmedin, değişmeyeceksin. Ama bizi korkutamazsın. Bizi azarlamakla, bizi hakaret etmekle, bize küfretmekle sen bir yere varamazsın. Senden korkmayacağız. Ölümden öte köy yok. Şunu unutma Erdoğan, saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde Şehit Hüseyin olacağız Erdoğan. Artık yeter, bıktık. Sen ve adamların ucu acımasızca bize saldırmaya devam ediyorsunuz. Ağzınıza gelen her küfür ediyorsunuz. Her sözü söylüyorsunuz. İnsanlık bunun neresinde be? Bıkmadın mı? Usanmadın mı? 85 milyona cumhurbaşkanı olmayacak mısın ya? Filenin sultanlarına gönül rahatlığı içerisinde ağlayan insanlardan ne istiyorsunuz ya? Bu milletin sevgisinden ne istiyorsunuz ya? Haniye'yi sevmemişiz. Haniye'yi sevmeyenler köpekleri bile sevemez diyor adamların. Nasıl bir anlayış bu ya? Nasıl bir kafa yapısına sahipsiniz ya? Çıkıyor televizyon ekranlarında hoca dedikleriniz utanmadan diyor ki Filistin'e üzülmeyen Türk de olamaz, Müslüman da olamaz diyor. O zaman biz de diyoruz ki Doğu Türkistan Türklüğüne üzülmeyen insan bile olamaz, Müslüman bile olamaz. Yazıklar olsun. Evet, siz bayağı sinirlenmişsiniz. Bu cibiliyetsiz meselesine. Siz sinirlenmiyor musunuz? Sizin tek farkınız yani Cemal Engin-Yurt değilsiniz. Aslında benden daha fazla şeyler söylemek istiyorsunuz. Ama karşımızda öyle bir iktidar var ki gece yarısı ters kelepçeyle alıp götürebilecek tabii, endişesini tabii. yaşıyor insanlar. Böyle bir adaletsiz ülke olur mu ya? Böyle bir hukuksuz ülke olur mu ya? Geldiğimiz noktaya bir bakar mısınız ya? Tunceli'ye girdim. Terör bitti diyorlar. Sıfırlandı. Tunceli'nin girişi de polis dolu, jandarma dolu. Çıkışı da jandarma polis dolu. Ya jandarmaya diyorum ki milletvekiliyim diyorum. Kimliğini göster diyor ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Tunceli'de, Pertek'te jandarma bana arabada kartım var. Meclisin verdiği kart var. Milletvekiliyim kardeşim diyorum ben. İstanbul milletvekili Cemal Engin-Yurt'um diyor. Kimliğini göster diyor ya. Ülkenin geldiği yere baksana hapishaneye dönmüş ya. İnsanlar ya halay çekti diye insanlar tutuklanır mı ya? Halay çekti diye insanlar tutuklanır mı? Nasıl isyan ettiğini ya? Bir daha söyleyeyim. Tabii. Şimdi İsrail cinayet işliyor. Filistin'i öldürüyor. En son Haniye'yi öldürdü. İsrail yeni mi yapıyor bu işi? Yok, kaçıncı öldürdü Hamas lideri? Değil mi? 2008'de de değil mi böyle bir toplu saldırı? Evet. 2014'de, 2017'de, 18'de. Yani İsrail 1947'de İsrail devletini kurduktan bu tarafa Filistin'e saldırıyor, Filistinleri öldürüyor değil mi? Şimdi Haniye'nin ölümünden dolayı yas ilan eden Recep Tayyip Erdoğan yası eleştirenlere cibiliyetsiz diyor. Evet. İnsanın o zaman sonrası geliyor. Şimon Peres'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis kürsüsüne çıkıp konuşturup alkışlamak neyin nesiydi? Yani adı Netanyahu değil de Şimon Peres olunca İsrail katil olmaktan çıkmış mıydı? Dolayısıyla Erdoğan'a çok dikkat etmek gerekiyor. Erdoğan şu an ekonomik anlamda, siyasal anlamdaki çöküşünü yeniden kavgayla, yeniden bir nefret duygularıyla kendine bir kemikleşme yaratmaya çalışıyor. Yani dikkat ederseniz siz diyorsunuz ki 12.500 lira emekli maaşı olur mu? O diyor ki Haniye'nin ölüsüne ses çıkarmadın mı diyor. Siz diyorsunuz ki insanlar örneğin Fındık şimdi yazmış Seyitan Baysal Ordu'dan yazmış. Abi diyor Fındık 110 liraya satılıyor. Bunun diyor maliyeti diyor 135 lira. Ben bu fındığı nasıl toplayacağım, nasıl satacağım diyor. Ben ne yapacağım diyor, çiftçi ne yapacak? Bunu da çiftçi adına soruyor. Yani kendisi maliyetleri iyi bildiği için çiftçi adına bana konuşmamı istiyor. Erdoğan işte bu çiftçiyi, Erdoğan buğday üreticisi. Geçen sene 7 liraya satılan buğday bu sene 7 liraya satılıyor.
Ya bakın bugün çok garip bir şey oldu aslında. Yani bunu konuşmak gerekiyor. Erdoğan bunu konuşturmuyor. Hepinizin malumudur gelmeden Adana'da su birliği çiftçiye yazı çıkarmış. Ekmeyin, biçmeyin, su yok bu sene demiş. Ya düşünebiliyor musunuz? Dünyada hangi bir devlet, hangi bir su birliği çiftçisine ekmeyin der. Bu insanlar ekmezse ne olacak ya? Ölecekler ya bunlar, geçinemeyecekler. İşte bunları konuşmayalım istiyor Erdoğan. Erdoğan böyle bir kavga yaratıyor. Dolayısıyla bu kavganın karşısında bizim muhalefet olarak topyekun bir tepki vermemiz gerekiyor. Ama maalesef bakıyorum ben, ana muhalefette dahil olmak üzere cibiliyetsiz diyen ev zencileri. Ya ev zencileri ne demek ya? Eğer ev zencileri itaatkar ve rıza gösterense Recep Tayyip Erdoğan etrafına baksın ya. Bakanlarına baksın. Bakandan daha iyi ev zencisi mi var ya? Müsteşarlarına, genel müdürlerine baksın. Bürokratlarına baksın ya. Bingöl'deki okuldaki müdürüne baksın ya. Bingöl'de bir ilkokulda Haniye'nin konuşmasını verip tekbir getirtiyorlar ilkokul öğrencilerine ya. Bunlardan daha büyük ev zencileri mi var ya? Milli Eğitim Bakanı'na baksın ya. Bu ülkenin müfredatını değiştirip Atatürk ilke ve inkılaplarını, cumhuriyeti, layıklığı, demokrasiyi kaldıran bir Milli Eğitim Bakanı'ndan daha büyük ev zencisi mi var ya? Ev zencisi arıyorsa Ticaret Bakanı'na baksın ya. Bu Ticaret Bakanı'ndan daha büyük ev zencisi mi var ya? Ev zencisi arıyorsa etrafındaki bakanlarına baksın. Hakan Fidan'a baksın ya. Hakan Fidan diyor ki, İsrail'in diyor tasmasını tutanlar onun tasmasını sağlam çeksinler diyor. Bu ne demek ya? Yani İsrail bir köpek mi? Bunu diyorsan açıkça de Hakan Fidan. Yüreğin varsa, delikanlıysan böyle kinayeli laflar kullanma. Bundan daha büyük ev zenciliği mi var ya? Sahibinin adına konuşuyorlar. Ya dün bakanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın bize hakaret ettiği toplantıda bütün bakanlar sıraya dizilmişler. Konu ne? Bilen yok. Niye toplandınız saraya? Bilen yok. Niye tekbir getiriyorsunuz orada? Niye tekbir getiriyorsunuz? Hayırdır? Yani sokakta tekbir getirdikleri, adliyede tekbir getirdikleri yetmedi. Galata Köprüsü'nün üzerinde tekbir getirdikleri yetmedi. Sarayda tekbir getirip İsrail'i protesto ediyorlar. İsrail'i protesto ediyorsan kapatsana küreci güçsünü. Kapatsana İncirli'yi. İsrail Büyükelçiliğini kapatsana. Elçini geri çeksene. Çıkmış dün diyor ki İsrail'le ticaretimiz diyor son yıllarda, son aylarda daha doğrusu %100 azaldı. Filistin'le ne oldu? %300 arttı. Ne gönderdiniz bu Filistin'e? Dışişleri Bakanı dün açıklama yapıyor. Kardeşim orada o ekonomist. O ekonomist. Diyor ki Refahiye sınır kapısı kapalı demiyor mu? Refahiye sınır kapısı kapalıysa zaten denizden de gemileri gönderemiyorsanız bu Filistin'e ne gönderdiniz ya? Ne ticareti yaptınız? Ya Filistin'e gıdayı havadan atıyorlar. Gıdayı havadan atıyorlar değil mi? Gıda girmiyor Filistin'e. Su girmiyor Filistin'e. Ama bunlar diyor ki Filistin'e 110 milyon dolarlık ticaret yaptık. Açıklayın o zaman ne gönderdiniz Filistin'e? Filistin'de fabrikalar açıkta bizim haberimiz mi yok? Filistin'de tekstil fabrikaları var da biz mi görmedik, duymadık? Ne gönderiyorsunuz Filistin'e? Söyleyin o zaman. E bunlardan daha iyi ev zencisi mi var? Ama maalesef bakın Türkiye'de biz adeta ya bu işe girmeyelim. Bu işe girersek Haniye'den dolayı AKP'nin mütedeyyin, inançlı, tarikat ehli seçmenleri bize küser oy vermez. Zaten vermeyecek size oy. Yani siz zannediyor musunuz ki o Galata Köprüsü'nün üzerinde toplanıp da kahrolsun Cumhuriyet diye bağırıp şeriat isteriz diyenler, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde kahrolsun Cumhuriyet diye bağırıp yaşasın şeriat diye slogan atanlar size oy mu verecekler zannediyorsunuz? Siz bu Cumhuriyet'in çocuklarından, Cumhuriyet'e inananlardan birlik beraberlik içinde olacaksınız ki siz bu Cumhuriyet'e sahip çıkasınız. Bir de ben şunu yanlış anlamayın, tartışma belki öyle değil ama Türkiye'nin şu sıkıştığı noktayı rahatsızım. Türkiye maalesef Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi alabileceği oyu %30-35 bandında aldı. Hı hı. Türkiye'nin hemen birazdan acilen bir merkez sağ ihtiyacı var. Tamam. AKP'den oyu alabilecek tek parti merkez sağdır. Çünkü AKP seçmeninin büyük bir kısmı maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bir başka partiye oy vermeye gitmiyor, eli varmıyor. Onun için
acilen merkez sağ toparlanmalı. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulacaksak bu kurtulmanın tek yolu güçlü bir merkez sağdan geçiyor. Onu konuşacağız. Programımızın büyük bölümünde bu merkez sağ meselesini ayıracağız. Nasıl bir merkez sağ? Orada da kodların değişmesi mi lazım, yoksa Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi gibi bir merkez sağdan bahsediyorsunuz? Bu akşam sözlü reklam vermiyorlar mı ya? Yani bizim programı ciddiye alıp reklam vermiyorlar mı? Veriyorlar, veriyorlar. Tamam, gelecek yani, orası tamam. Tamam. Bu arada bir şey, bir not düşeyim. Belki Şimon Peres'le Netanyahu'yu karşılaştırmak... Hayır, o anlamda karşılaştırmadım. İsrail yeni katliam yapmıyor dedim. İsrail çünkü 50 yıldır... Çünkü o Arafat'la İzzet Rabin arasında barış görüşmelerini yapıp değil. Nobel İpek, Barış Ödülü 60 almıştı. Yıldır İsrail katliam yapıyor. Ama siz bir tarafta Van Münüt deyip, bir tarafta Şimon Peres'i getirip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... İsrail sonuçta bunun adı da. Yahudi devleti bunun adı ya. Bunlara sorsan Yahudi ile bunlar yan yana gelmiyor. Öyle diyorlar. Ama Yahudi üstün madalyası kimde ya? Yahudi üstün cesaret madalyası kimde? Recep Tayyip Erdoğan hala mi? Bu madalyayı iade etmedi ya. Etmedi değil mi? Etmedi, ya hala madalyası duruyor ya. Çünkü ya, AK Partili, CHP'li de muzdarip. Bugün bir Ankara'da buraya gelmeden evvel MHP'li bir esnafı ziyarete gittim. Bir abimiz. Bu koç kafalı bir banka var. Koçların bankası. Reklam olmasın diye adını vermiyorum. Koç Hiç kafalı. Olmadı. Koç kafalı bir banka. Kredi 2.25'ten verdiği krediyi 5'ten ya yeni kredi vererek artırayım diyor. Evet. Ya da diyor kredinizi kapatın. Kapatın. Düşünebiliyor musunuz? Kredi almış esnaf. Buna göre ticaret yapıyor. Buna göre ödemesini belirlemiş. Evet. Bu koç kafalı banka koç vuruyor. Ya diyor 5'ten faiz alın. Size kredi vereyim 5'le. Ya da diyor kapatın. Yani bunu söyleyen ve dertlenen kim? Bir MHP'li abim. Evet. Artık dediğine katılıyorum. Bunun cibiliyetsiz demesi, ev zencisi demesi kendi tabanındaki insana, o emekliye bile, o dul yetim maaşı alıp 6 bin liraya, engelli maaş alıp 4 bin liraya mahkum olan insanda, o bir günden 17 yıl kaybetmiş ama umutla oyunu AKP'ye vermiş, evet, o kademeli mağdurunda, o staj ve çıraklık mağdurunda, o Bağkur esnafını kandırdı yani 7200 prim günü vereceğiz seçimden, evet, diye, o insanda o mülakat kaldırılacak diye söz verdiği o AKP'li de bile isyan yaratmış. Ben bunu Tunceli'de de, bakın samimiyetle söylüyorum, Tunceli'de AKP'ye oy veren bir vatandaşla gezdim bir gün boyunca. İyi bir AKP'li ama benimle Tunceli gibi yerde bir gün boyunca gezdi ve dertleri, sıkıntıları, Tunceli'nin derdini herkesten fazla anlattı. Mesela Pertek, AKP'li belediye. Tunceli Pertek. Pertek'le Elazığ arası bilirsiniz Keban Gölü üzerinden. Rahmetli Kamer Genç, Allah rahmet eylesin, 99'da biz milletvekiliydik birlikte. Kamer abi sürekli Keban üzerine bir köprüden bahsederdi her çıkışında. Biz tabii anlamazdık. Şimdi gidince gördüm ki 200 metre bir mesafeye köprü yapılsa Tunceli ile Ordu arası 4,5 saate düşüyor. 4,5 saate düşüyor. Ve düşünün, kalkınmayı düşünün. Ama adeta Tuncelili yok sayılmış. Tunceli'de genç kalmamış, biliyor musunuz? Gençler terk ediyor Tunceli'yi artık. Yani Tunceli'de bir spor İş tesisi yok. Mi? Spor tesisi yok. Bak İpek, 81 vilayetin 80'inde Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün spor tesisi var. Orada Dersim Spor diye de bir spor takımı var. Hı-hı. Bal Ligi'nde oynuyor ama tesisi yok. Yatacak yer arıyor futbolculara. Dersim Spor Başkanı inşallah Tunceli valimiz de duyardır. Bir 3 odalı, işte 3 daireli bir yer istiyorlar. Orada bari yatalım kalkalım diyorlar. Yani tesis olmadığı için. Şimdi bunlar içerisinde muzdarip olan kim? AK Parti'ye oy verenler bile muzdarip. İşte ben bunun için dedim biraz evvel. Sayın Erdoğan bunları gördüğü için karşılığı olmasa da yine kendi tabanında bir karşılığı var. Hala %26 diyoruz değil mi? Var, evet, tabii. Hanımefendi söyledi biraz önce anketlerde, tabii, değil mi? %26. Arkadaş %26 dediğiniz öyle kolay bir oy mu ya? Siz bana %26'yı verin. Ben Türkiye'de devrim yaparım ya. Doğru. Devrim yaparım. %26 dediğiniz oy oranı çok yaklaşık 22 ya, milyon oy ya. Evet. Tabii. Yani 20-22 milyon oy demek bu ya. Hem dolayısıyla bir de bunları çeken halk yani var. Bir de bu ızdırabı çeken ekonomiye, ya. Şu ekonomiye ortamda, yani düşün. Çayda, tabii,
perişan olmuş. Buğdayı geçen sene 7 liraya satıyor, bu sene 7 liraya satıyor. Bizim orduya örnek verdim ya, fındık ya. Fındık. Başka bir şansı yok. Asgari ücret diye düşünüyorum. Asgari ücret 17 bin lira zam yok. Zam yok. 10 bin lirayı 12 bin 500 lira yaptılar. Geçen bir amcayı dinliyorum Twitter'da. Hamdolsun Allah'a diyor. Şükürler olsun. Allah Tayyip Bey'den razı olsun. Lan amca ev kiran ne lan? Kaç lira ev kiran? Tunceli'de gittim Ovacık'ta dert yanıyor adam. Ovacık burası ya. 15 bin liranın altında ev kirası yok ya. Tunceli'de 20 bin liranın altında ev kirası yok ya. TÜİK 6,5 diyor. Ovacık'ta. TÜİK'te utanmadan Pinokyo o. TÜİK evet. Değil de Pinokyo. Pinokyo da diyor ki 6,5. Doktor ücreti 35 TL diyor, 35 TL. Yahu ben şeker ve tansiyon ilacı alıyorum her ay. Hastaneye gidip rapor almam gerekiyor ya. Ben önceleri takip etmiyordum. Baktım 800 lira yazıyor hastane. Bu ne abi dedim. Efendim dedi, rapor alıyorsunuz ya. La tamam da ben hastayım zaten. Sürekli bunu veriyor bana hastane. Bu ilacı alsam zaten 800 lira. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir film çektirmeye kalksanız 800 lira değil mi? Ama TÜİK ne diyor? 35 lira diyor. 34 nokta küsur. Biraz zam geldi. Dolayısıyla artık ızdırabı, sıkıntının emin olun AK Partili falan hiç kimseyle ilgisi yok. Ama ben tekrar söylüyorum, yani merkez konusuna biraz hızlı gelelim. Geleceğim, İnsanlar geleceğim. Bir an önce bu iktidardan kurtulmak istiyor. Onun için zaten erken seçim isteyen yok bu ülkede. Özgür Özel doğru diyor, erken seçim isteyen yok. Benim gibi hemen seçim isteyen çok. Evet, peki. Şimdi biraz... Ozan'ın... Yani bu bir niyet meselesidir. Ozan'ın söylediklerinden oğul kardeşim de ben eminim ki aynı şeyi düşündük. 2 trilyon dolar vergi toplanmış değil mi 22 yılda? Doğru. 2.2 trilyon. Hı. 2 trilyon 755 milyar dolar vergi. Bunun yanında özelleştirme geliri boyunca, ve diğer gelirler yok. 80 yıllık cumhuriyet boyunca 780 milyar dolar vergi toplanmış. Bu 780 milyar dolarla köprüler yapılmış, barajlar yapılmış, fabrikalar yapılmış, tren yolları yapılmış. Bir ülke baştan başa imar edilmiş ve bu ülkenin insanları hiç aç kalmamış. Emeklisi emekli olduğu gün bir araba, bir ev almış. Bu ülkenin insanları çöpten ekmek toplamamış, pazardan sebze artığı toplamamış. Ama bugün 2.2, 22 yılda vergi toplayan iktidar 272 milyar dolar da özelleştirme yapmış olmasına rağmen bu ülkenin bütün fabrikalarını sattı, bu ülkenin bütün kurumlarını sattı, köprülerini sattı, barajlarını sattı. Ama bu ülkede insanlar bugün 12.500 lira emekli maaşına mahkum, çöpten ekmek topluyor, sokaktan sebze artığı topluyor, domates tarlada kaldı, soğan tarlada kaldı, limon tarlada kaldı, çiftçi ürettikçe batıyor. Dolayısıyla bu ülkenin ne kadar kötü yönetildiğinin en önemli göstergesini Ozan kardeşim sözlerinin arasında söyledi. 22 yılda 2.2 trilyon dolar vergi toplayıp bu ülkeyi batıran bir iktidar var. Cumhuriyet tarihi boyunca 80 yıl boyunca 788 milyar dolarla, ki en başta parası olmadan hakikaten milletin perişan olduğu bir dönemde 2023'ten 1923'ten 1938'e kadar Kırıkkale Elektrik Termik Santrali'nden şeker fabrikalarına varıncaya kadar, Devlet Demir Yolları'ndan İş Bankası, Osmanlı Bankası'nı satın alıncaya kadar, Cumhuriyeti 1938 yılına geldiğinde 46 tane fabrika kuran bir Mustafa Kemal Atatürk ve ondan sonrasının devam ettiği bir Cumhuriyet rejimini yerle bir eden bir Erdoğan ve ekibi var. Tek kelimeyle yazıklar olsun. Diyeceğiz inşallah. Yoksa Fahrettin Altun İlla bu kadar Instagram'sız kalmaz yani. Fahrettin Altun kullanıyor en çok Instagram'ı. Fahrettin Altun'un çocukları, trolleri kullanıyor en çok Instagram'ı. Şu anda en mutsuz olan Fahrettin Altun'dur. Zaten bizim Instagram'ı kapatma sebebimiz o Ulaştırma Bakanlığı'nın söylemiyle ilgili değil. Tabii. Ya da Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan Instagram'ı bilmez ki. 13 yaşındaki torunu girip de söylüyor ona Instagram'ın ne olduğunu. Recep Tayyip Erdoğan Instagram'ı bilse oraya faşizm mi der? Muhtemelen komünist Mehmet Uçum yeni sloganlar geliştirdi. O sabah Mehmet'le sohbet etti ki Instagram'a faşist uygulama dedi, değil mi? Faşizm dedi. Ne var Instagram'da faşizme yönelik? Ticaret var. Benim 180 bin abonem var. Hiç arasında bir faşiste rastlamadım.
180 bin kişi takip ediyor bu arada beni. Beni bile engelledi Fahrettin Altun. Bu sadece Fahrettin Altun'un kompleksidir. Başka bir şey değildir. O gün Haniye ile ilgili açıklama yayınlamış. Instagram'da bunu kaldırmıştır. Ve Fahrettin Altun bunu şahsi mesele haline getirmiş. Ve kendi kurduğu yeni bir uygulama. Bakın bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Fahrettin Altun ve trolleri Instagram modeli yeni bir uygulama hayata geçirdiler. Bunu büyütüp geliştirmek için nasıl bu kafelere saldırıyorlar ya, İsrail saldırıları dolayısıyla kendi kafelerini kurdukları için, kahve kafelerini kurdukları için o meşhur kafelere saldırarak milleti korkutup oradan kaçırıp kendi kafelerine yönlendiriyorlar. Şimdi de Instagram'da milleti bunaltıp Fahrettin Altun kendi kurduğu siteden milyonlarına milyon katacak. Çünkü baktığınızda atılan bütün trollerin tweetleri hep aynı model değil mi? Bir elden çıkmış gibi. Şuraya abone olunuz. Artık yerli ve milli kendi Instagram anlamında bir uygulama sayfası hayata geçirmişler. Emin olun şu an Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Altun diye bir adamdan haberi bile yok. Ne yaptığını bilmiyor. Fahrettin Altun denilen adam da her şeyi Recep Tayyip Erdoğan adına yaptığını söyleyerek milleti korkutuyor. Bütün kurumları tehdit ediyor. Bütün bakanları tehdit ediyor, bütün genel müdürleri tehdit ediyor, yerli basını, yerel basını tehdit ediyor, mevcut basını tehdit ediyor ve kendi kurduğu troll ordusuyla her türlü saldırıya geçiyorlar. Ben bunu kendim yaşadım. Mesela benim oğlum demin işte çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi. Benim oğluma 4 yıl önce biz bir benzin istasyonu açtık orduda. Pandemi dönemine geldi, ciddi anlamda zarar etti ve devretti iş yerini. Oğlumun o pandemi dönemindeki ortağıyla beraber şirketin onun olduğuna dair hemen bir vergi lefası ele geçirmişler. 46 bin lira vergi ödedi senin oğlun. Utanmıyor musun? Lan utanacak ne var oğlum? Devletimi soyduk, milletimi soyduk. Sizin gibi ihaleler mi aldık? Beşli çetelerin vergi borcunu mu sildik? Zarar etti çocuk, kiraya verdi. Ama Fahrettin Altun'un trolleri Cemal Engin'e saldıracaklar ya bunun üzerinden. Nasıl bir saldırıya geçtiler böyle? Hep aynı model. Bir de çok ahlaksızca, şerefsizce hakaretler böyle. Çok onur kırıcı. Ha bunların birçoğunu mahkemeye veriyoruz. Sonra zaten diyor ki çocuk yazmış ayağa basarak diyor. Hanım yazmış kördü diyor, görmeyerek diyor. Dedem yazmış felçliydi diyor. Özür dileyerek. Mahkemeden de çekmemizi istiyorlar. Dolayısıyla Instagram yasağı kim ne derse desin şahsidir. Sadece Fahrettin Altun'un egosudur. Recep Tayyip Erdoğan Instagram'ın ne olduğunu bilmez. Çünkü bilmediğini itiraf etti. Ne dedi? Macron beni dedi Fransa'ya davet etti dedi. 13 yaşında torunum dedi benim onu okumuş dedi Instagram'dan. Oraya dedi LGBT'lerin de katılacağını görmüş. Dede gitme oraya LGBT'ler gelecek. Darbeyi nasıl eniştesinden öğrenmişse Fransa'ya da LGBT'lerin geleceğini torundan öğrenip Fransa'ya gitmedi. Yoksa Instagram'a girdiği falan yok. Zaten açıkça söyledi. Biz hep atlıyoruz. Cumhurbaşkanına sordular. Twitter takip ediyor musunuz? Benim o kadar boş zamanım yok dedi. Onlarla uğraşmam dedi. Ben hiç girmem oralara bilmem dedi. Hakikaten de bilmez. Yani muhtemelen bilgisayarın nasıl açıldığını bile bilmezdir. Yani delete tuşuna bile basamazdır. Onun için ben Recep Tayyip Erdoğan'ı bu noktada muaf tutuyorum. Hiçbir suçu günahı yok. Instagram'ın tek sorumlusu vardır. Fahrettin Altun denen kibir devi egosu tavan yapmış ve bu cumhuriyeti yıkmaktan başka derdi olmayan, Atatürk ilke ve inkılaplarına düşman olan, laiklikten nefret eden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ay yıldızlı bayrağını bile tartışmaya açabilecek kadar bir olanlarla aynı yolda yürüyen Fahrettin Altun tek sorumludur ve Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu Fahrettin Altun'u sana getiren kimse, Fahrettin Altun sana getirene bile ihanet etti, onu yarı yolda bıraktı. Sen bunun kim olduğunu iyi biliyorsun. Unutma, bir gün düştüğünde seni de en önce bu Fahrettin Altun gibiler terk edecek. Bir an önce bu Fahrettin Altun'u yolla gitsin Recep abi. Hiçbir işe yaramıyor. Bu arada devlet... Kalbim sıkıştı, davam yeni bitti. Bana İpek Hanım'a dava. Şunu söylememiz lazım. Devlet erkanı kurmayları Instagram kullanıyor VPN'le. Bir de böyle bir enteresan. Evet, böyle bir durum. Ben de kullanıyorum. Tabii biz kullanıyoruz zaten. Ya dün akşam oğluma
Kız istemeye gitmiştim. Instagram'da paylaştım. Ciddi de bir beğeni almış yani. Tamam. Herkes giriyor her yer. Yani rahat yasak giriyor. Ama devletin girmemesi bu zaman, yok. Yani, yani. Bunlar bizde çelik çomak oyunu derler. Çelik çomak oyunu. Şu an Fahrettin Altun mutlu oluyor. Türkiye'yi konuşturuyor. Instagram'a kafa tuttu. Instagram'ın patronlarını ayaklarına getirdiler. Ya bugün yani hepiniz benden daha iyi takip ettiğinize eminim piyasayı. Adam demedi mi bugün zaten sözleşmede dedi 2540 tane paylaşımı kaldırdım demedi mi? Erişim engelini kaldırdım dedi. Yani erişime kapattım dedi daha doğrusu. Yani sizin söylediğiniz şeylerden başvurulardan 2500'ünü dedi erişim engeli getirdim. Ve birçoğunu da tekrar inceliyorum dedi. Yani adam kötü bir şey demedi ki. Şimdi erişim engeli ne yani neyi suç kabul ettiniz? Instagram'da PKK paylaşımından dolayı eğer Instagram'ı kapattıysanız, FETÖ paylaşımından dolayı kapattıysanız, ya Ceferi Güven diye bir adam Twitter'da her gün FETÖ, Bartovalı var bir tane, her gün PKK propagandası yapıyor. Hiç de bir şey yaptığınız yok. Evet. Demek ki derdiniz ne PKK ne FETÖ. Derdiniz Fahrettin Altun'un mutluluğu. Fahrettin Altun mutlu olamadı. Instagram'ı kapattık. Şimdi pazarlık yaparak Instagram'ı açmaya çalışıyorlar. Bir yere battılar, oradan çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi ben 31 Mart seçimleri Türkiye'de artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30 bantına oturduğunu gösteriyor. Yukarı olur. Çok çok yukarı olur. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği performansa bağlı. Ama görünen bir şey var ki, Seren Hanım araştırmacı, bizden daha iyi araştırdığını eminim. Hala AKP'den umudunu kesmiş ama AKP'ye de oy vermediği gibi diğer partilere de oy vermeyen büyük bir kitle var. Anketler hep şöyle böyle deniliyor ama kararsızlar dağıtıldıktan sonra şu oy bu oy deniliyor. Ne kararsızlar? %20'nin üzerinde. Yani tarihinin en yüksek kararsızları çıkıyor. Burada bizim yaptığımız arkadaşlarla birlikte oturup konuştuğumuz, gördüğümüz tablo şu. Recep Tayyip Erdoğan artık 22 yılın sonunda yolun sonuna geldi. Zaten bunun için hakaret, tehdit, küfür dili kullanıyor. Tabanını sağlam tutmaya çalışıyor. Ama tekrar ifade ediyorum. Bizim oralarda öyle ilçeler var ki CHP'ye oy vermekle cehenneme gitmek arasında fark görmeyen yerler var bizde. Vermiyor. Ama artık AK Parti'ye de oy vermek istemiyor. Öyle bir parti hayal ediyor ki tıpkı Adalet Partisi gibi, tıpkı Anavatan Partisi gibi ve son zamanlarda tıpkı ürkücüyle devrimci, Kürtle Türk'ü, Aleviyle Sünni'yi, dindarla laiki, zenginle fakiri, Halil İbrahim sofrasında buluşturan bir anlayışta olduğu gibi milletin ayrımcılık yapmadan bir parti adı altında Atatürkçü, demokrat, laik, özgürlükçü, milliyetçi, muhafazakar, dinli dinsiz ayrımı yapmaksızın nasıl o dört eğilim birleşmişse bir dönem, nasıl Adalet Partisi bir dönem bu ülkede her kesimi kucaklamışsa, nasıl Doğru Yol Partisi Yahudi Jefi Kamyi milletvekili yapabilmişse, nasıl ürkücü Allah rahmet eylesin Ayvaz Gökdemir'i bakan yapabilmişse, nasıl Alevi birisini bakan, Kürt birisini bakan yapabilmişse, işte halkımız merkezde böyle bir bütünleşme bekliyor. Merkezdeki insanlardan, sağ düşünenlerden. Biz de bu konuda Demokrat Parti 3 milletvekilimiz var. Deva Partisi'nin 15 milletvekili var. İyi Parti'den ayrılan arkadaşlar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde rahatsız olduğunu düşündüğümüz, görüştüğümüz insanlar var. Her ne kadar CHP'liler yok dese de, inkar etse de o parlamentoda biz varız. Her gün biz birbirimizle muhatap oluyor, görüşüyor, konuşuyoruz. İyi niyetli olarak merkezin de güçlenmesini isteyen insanlar var. Ve biz diyoruz ki AKP'yi yıkmak ya da AKP'yi aşağı çekebilmek için her şartta bir merkez oluşuma ihtiyaç var. Salih Uzun kardeşim geçen hafta senin programında da anlattı. İdris Şahin Deva Partisi'nden hakikaten gayretli.
İşte Gelecek Partisi'nin Selçuk Özdağ bu konuda görüşüyoruz. Samimi düşünceleri var. İyi Parti'den ayrılan arkadaşlarımızdan, abilerimizden görüştüklerimiz var. Ve bunların totaldeki işte sayısı bir 25-30 civarına ulaşıyor. Ve diyoruz ki önce şu nefislerimizi bir kenara bırakalım. Ha Demokrat Parti'de öyle sıradan bir parti değil nihayetinde. Oğul Aktuna'nın, Allah rahmet eylesin, babasının da bakanlık yaptığı bir siyasi gelenek. 78 yıllık bir siyasi gelenek. Herkesi bütünleştirmiş bir gelenek. Ve bir de Kırat, yine iletişimci olarak siz daha iyi kavrayacaksınız. Türkiye'de ablem problemi olmayan bir Kırat. Yani tanıtma probleminiz yok. Tunceli'nin Hozat'ına gittiğinizde de, Erzincan'ın Palus'una da gittiğinizde, Ordu'nun Akkuş ilçesine gittiğinizde de bir şekilde Demokrat Parti'ye, Adalet Partisi'ne, Doğru Yol Partisi'ne, Anavatan Partisi'ne oy vermiş dedesi, amcası, dayısı, halası olan veya kendisi olan insanlarla karşılaşıyoruz. Onun için biz diyoruz ki ilk önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup kuralım. Yani önümüzde bütçe var. Deva Partisi'nde çok güzel konuşacak, hakikaten bilgili insanlar var. Ama bize konuşma vermiyorlar. Tamam televizyonlarda konuşuyoruz ama meclis konuşması çok önemli. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi TV var. TV var. O her yerde yayın yapıyor. Siz orada basın toplantıları, mecliste öyle konuşma hakkı elde ettiğinizde grup adına konuşabiliyorsunuz. Grup toplantıları yapıp salı günleri konuşabiliyorsunuz. Kanun teklifleri verebiliyorsunuz. Araştırma önergeleri verip onlar adına konuşabiliyorsunuz. Maalesef şu anda Bağımsızların, Deva Partisi'ndeki 15 arkadaşımız ve Demokrat Parti 3 milletvekiliyle biz sadece Saadet Partisi'ndeki arkadaşlara rica ediyoruz. Gelecek Partisi'ndeki gruba ya bize de bir 5 dakika verir misiniz diye, onların insaniyeti ve hakkaniyetiyle veya İyi Parti veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne ricacı oluyoruz. Böyle konuşma alabiliyoruz, o da 5 dakika. Ama biz görüyoruz o parlamentoda Salih Uzun olsun, Haydar Altıntaş olsun, Mehmet Emin Ekmen olsun, İdris Şahin olsun, işte Selçuk Özdağ zaten konuşuyor, fırsat buluyor. Deva Partisi'nde hakikaten konuşabilecek, ülke yönetiminde bulunmuş güzel insanlar var. İşte Elif Hanım var. Bakıyoruz bu insanlar konuşmuyor. Konuşmayınca da sanki bir şey yapılmıyor, yapılmamış gibi gözüküyor. Ve hatta muhalefet de yapmayınca şöyle bir algı oluşuyor. Vay Kemal Kılıçdaroğlu, görüyor musun, işte seçtin, sağcıları götürdün parlamentoya, bir iş yapmıyorlar. İş yapmıyorlar değil, yapamıyorlar. Yani bir soru önergesine bile cevap bulamıyorsunuz. Bir araştırma önergesi, yani şehrinizle ilgili bile. Veya Niğde'de şimdi, değil mi, 15 tane köpek öldürüldüğü söyleniyor değil mi? Şimdi biz desek ki ya arkadaş bununla ilgili bir araştırma önergesi verelim. Veremiyoruz. Vicdanımız yanıyor, kahroluyoruz diyoruz. Veremiyoruz. İşte Pülümür'e 7 kilometre tünel yapılsın, araştırma önergesi, Tunceli'nin sorunları araştırılsın, Elazığ'ın sorunları araştırılsın diyemiyoruz. Çiftçinin sorunları, fındık yani niye 130 lira verdin de 110 liraya satılıyor, kime fındığı teslim ettin diyemiyoruz. Bunun için öncelikli olarak Deva ve Demokrat Parti olarak partilerin kurumsal kimliğini terk etmeden tıpkı Saadet ve Gelecek Partisi olduğundaki örnekteki gibi bir grup kuralım istiyoruz. Bu grupla bütçede kendimizi gösterelim. Çünkü bir ay boyunca bütçe olacak. Hem komisyonlarda temsil edileceğiz. Bizim komisyonlarda hiçbir temsil hakkımız yok bu arada, onu da söyleyeyim. Yani milletvekili seçilmişsiniz, parlamentodasınız ama hiçbir komisyonda yoksunuz. Ben sadece kit komisyonundayım. O da bağımsız bir üye sıfatıyla, kura ile komisyondayız. Hiçbir 18 ve 9 tane bağımsız vekilin, 27 kişinin hiçbir komisyonda hakkı yok. Üye değil. Dolayısıyla üyelik hakları alarak bu milletin hak ve hukukunu Kasım ayındaki meclis, Ekim ayı açıldıktan sonra biz gündeme getirip merkezin ne demek olduğunu, merkez sağın neler yapabileceğini, merkez sağdaki insanların politikalarını, düşüncelerini Türk toplumuna anlatarak akabinde ne olacaksa oturalım bir araya. Oğul Aktuna, Ceren Hanım gelelim bir araya. Arkadaş Türkiye'nin ihtiyacı var mı? Buyur bakın hep beraber anket yapın ki ben bu tartışmalar başladığından bu tarafa emin olun binlerce insan aradı beni, sadece beni değil işte bütün arkadaşlarımızı, Deva, Gelecek, İyi Parti'den ayrılanlar, Cumhuriyet Halk Partisi de. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde Doğru Yol Partisi geleneğinden gelen milletvekilleri var. Hani hep diyorlar ya hani CHP'liler falan hep kızıyorlar ya, Kemal Kılıçdaroğlu bunlara milletvekili verdi. Ya arkadaş şu
Ersegun Yücel diye bir arkadaş ayrıldı değil mi? İyi Parti'den. Nereden seçildi o arkadaş? CHP'den. Yani, CHP'den seçildi. Peki. Dolayısıyla bizim böyle bir düşüncemiz var. Demokrat Parti, tekrar söyleyeyim, 78 yıllık bir gelenek. Bu geleneği biz Türkiye'de yaşatmak istiyoruz. Milleti bir çerçeve altında toplamak, bütünleştirmek istiyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ve diğer partilerin de bunu desteklemesi gerekiyor. Çünkü neden? Dediğim gibi AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'dan umudu kesen büyük bir kesim var. Bu insanların büyük bir kısmı Anavatan Partisi'nden, Doğru Yol Partisi'nden olup AKP'ye oy veren insanlar. Bu insanları tekrar kendi merkezlerine döndürmenin tek yolu güçlü bir merkezden geçiyor. Bizim de çalışmamız, ifade ettiğimiz merkez kavramı ve Demokrat Parti'yi de bu kadar ifade etmemizin sebebi, gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım demekten geçiyor. Evet. Ha, bu sözü de ikide bir dönüp dolaşıp Erdoğan'a bağlıyorlar. Erdoğan ne bilecek bu sözü? Bu sadece duydu Erdoğan. Bu Hacı Bektaşi Veli'nin güzel bir sözü. Allah Hacı Bektaşi Veli'yi, Güven Çapdalları, Sarı Saltukları iyi ki yaratmış. Bu ülkeye güzel sözler, güzel ameller bırakmışlar. Allah hepsinden razı olsun. Çıktığı noktada aslında 17-18 bandına ulaşarak bunu başarabileceğini bir dönem gösterdi. Hı. Yani hepimiz bak İyi Parti merkeze oturuyor dedik. O gün televizyon ekranlarında, ne bileyim, sohbetlerimizde, yazılarımızda bunu gördük. Ama bir müddet sonra ne olduysa, Sayın Akşener'le başlayan böyle bir bozkurt selamı, ürkücülük, milliyetçilik söylemleri İyi Parti'de daha öne çıktı. Bu ortaya çıktıkça, mesela hiç unutmuyorum, bir gün bir Mardinli, bir Kürt aşiretinden, ismini vermeyelim, bir arkadaş İyi Parti'ye katılıyor grupta. Meral Hanım onu anons ediyor, katılıyor. Eski bir milletvekilinin oğlu ya da yeğeni olsa gerek. Alkış, kıyamet. Arkasından Meral Hanım o takdimi yaptıktan sonra, biz Türk'üz, Türk milliyetçisiyiz, biz ülkücü gelenekten geliyoruz falan, böyle bir Türkçü konuşma. Arkadaş, Kürt birisini partiye katmışsın. Adam Kürt. Kürt siyasetçi. Sen akabinde tekrar dönüyorsun, Türk milliyetçisi bir konuşma yapıyorsun. Bence bir müddet sonra insanlar şunu dedi: arkadaş, bu kadar bozkurt yapmaya meraklıysan, bu kadar Türk milliyetçiliği ve Türkçülük yapacaksan, zaten MHP orada duruyor. MHP de seni eve de davet ediyor. Değil mi? Meral Hanım'ı, Sayın Bahçeli defalarca, değil mi, eve çağırmadı mı? Gel eve dedi. Rutin olarak. O zaman bence bir müddet sonra oraya merkez olabileceği düşüncesiyle gelen Hasan Sıbaşı gibi, değil mi, Bahadır Erdem gibi, değil mi, yani bir sürü böyle merkezden insanlar bir müddet sonra ayrılmaya kabul de görmedi. Parti içi çatışmalar başladı tekrar. Ahat Andican gibi. Ahat Andican gibi. Klikler oluştu, değil mi? Hizipler oluştu. Şucular, bucular, isim vermeyeyim ama böyle bir tablo oluştu. Meral Hanım da bunu toparlama yerine tetikleyici işler yaptı. O da aynen lider sultasıyla. Yani Merkez Parti ne demektir? Merkez Parti'de lider sultası olmaz. Merkez Parti demokrattır, değil mi? İşte rahmetli babanız. Yeri geliyor Demirel'e dikleniyordu, değil mi? Yani şunu yapamazsın. Rahmetli Özal. İşte ürkücüler vardı, değil mi? Selametçiler vardı. Dört eğilim vardı. Yeri geliyor Özal'la kıran kırana tartışıyorlardı. Ama bir müddet sonra Meral Akşener'le tartışmak mümkün olmadı ki. Meral Akşener'in içinden bir Türkeş çıktı yeniden. Bir Bahçeli çıktı Meral Akşener'in içinden. Ben öyle düşünüyorum. Ve o partiye katılan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk çizgisinden o dönem için söylüyorum, uzaklaştığını düşünüp İyi Parti'ye katılanlar, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığından dolayı İyi Parti'ye katılanlar, Sayın Bahçeli'ye karşıtlığından dolayı İyi Parti'ye katılanlar, bir müddet sonra dediler ki ne oluyoruz ya? Burada da bir dar kadroculuk başladı. Burada da adam kayırmacılık başladı. Burada da millet, mesela milletvekili listelerine baktığınızda, belediye başkan adayları listelerine baktığınızda, İyi Parti için 6 yıl boyunca kirasını ödeyen,
zahmet çeken, mesela ben İYİ Parti'ye en fazla MHP'deyken muhalif tavır sevgileyen bir milletvekiliyim. Onun için de İYİ Partiler beni çok severler yani. Meral Hanım da başta olmak üzere. Çok severler beni. O dönemde ben mesela Ordu için söylüyorum. Ordu'da Cemal Enginyurt karşıtlığından dolayı İYİ Parti'ye gidip o partiyi ayakta tutan, o partiyi parti haline getiren insanların hiçbiri ne milletvekili listesine girebildi, ne belediye başkan adayı olabildi. Mesela İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı AKP'nin görevden aldığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı Enver Yılmaz oldu. AKP'li Enver Yılmaz. AKP'li Enver Yılmaz geldi şimdi. İYİ Parti'nin ikinci adamı oldu. Yani şu an Musavat Dervişoğlu genel başkanlığı bıraksa Enver Yılmaz tüzük gereği genel başkan oluyor. Dolayısıyla bu İYİ Parti içinde işte o dediğim merkezciliği, şimdi diyeceksiniz ki AKP'li gelemez mi? Gelir. Ama öncelikli olarak neye mücadelesini verdiğinizi de gözetmeniz gerekir. Neyin kavgasını veriyordunuz da nereye evrildiniz sorusunun cevabını da bulmak gerekir. Merkez sağ neyin kavgasını verir? Merkez sağ şunun kavgasını veriyor. Yani Cumhuriyet'in bütün değerlerine sahip çıkmak, Mustafa Kemal Atatürk'ün o zor şartlarda kurduğu ve biraz önce Ceren Hanım'ın nutukta ifade ettiği tersaneleriniz işgal edilmiş olabilir, ordularınız esir alınmış olunabilir, yurdu düşman ayaklarıyla çiğnemiş olabilirler ama muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur diyen o Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sine bir bütün halinde sahip çıkmayı gerektiriyor. Yani merkez şu demektir. Merkez, ben tabii bunu söylerken Milliyetçi Hareket Partisi'nde aynı düşüncede miydin? Kısmen aynı düşüncedeydim ama böyle daha bir toparlayıcı bir düşüncede değildim. Tunceli'ye gittikten sonra bir dönem farklı baktığım o Tunceli'nin ve bölge olarak Dersim olarak ifade edilen o yöre insanını tanıdıkça, oradaki insanların, yani mesela isim veriyoruz işte, Cem diye bir kardeşimiz zamanını bize ayırdı. Hikmet Koç diye bizim il başkanımız, hanımla beraber Gönül Hanım'la bizi ayırmadı. Arif Yılmaz diye bir avukat kardeşimiz, Sinan diye bir kardeşimiz arabasını bize tahsis etti. O zaman şöyle düşünüyorsun, ya ben yanlış bakmışım bir dönem diyorsunuz ya Tunceli'ye. Yanlış baktığımı görüyorum. Kürt arkadaşlarımı tanıdıkça, çevremdeki Kürt insanlarla kaynaştıkça, Süryani'yi tanıdıkça, Hatay'da Defne depreminde, Antakya depreminde o Nusayri insanlarla birlikte ağladıkça ya da Yezidi'yi gördüğünüzde Mardin'de, Süryani'yi gördüğünüzde veya işte 23 Nisan'da Ahmet Spor maçında, Diyarbakır Stadı'nda Ahmet Iğdır maçında 35 bin insanın İstiklal Marşı'nı okuduğunu gördüğünüzde diyorsunuz ki işte merkez bu. Merkez böyle olmalı. Merkez 85 milyonu kucaklayan bir yapı oluşturmalı diyorsunuz. Mesela rahmetli Özal, rahmetli Demirel, o Keban Barajı'nı gördüğünüzde gurur duyuyorsunuz. Ben gurur duyuyorum her gittiğimde Keban Barajı'nı gördüğümde, oraya yarattığı katma değeri gördüğümde muhteşem mutlu oluyorum. GAP projesi, yarın bırakmasalardı Adana'da su yok ekmeğin demeyeceklerdi değil mi? O işte merkezin bir politikasıydı. Şu an başımızdaki iktidar asla merkez olamadı. Hep belli bir yere hizmet etti. Yandaşlarına, tarikatlara, cemaatlere, cemaatin mensuplarını bir yerlere getirerek onları zenginleştirdi. Yani bugün bakıyorsunuz, bizim çeliğimizin çocuğumuzun vergisiyle uğraşanlar, hayatı boyunca vergi lefası olmayan tarikat, cemaatlerin milyar dolarlık servetleri var. Hiç hesabını sormuyor kimse. İşte merkez bunun hesabını soracak. Merkez birliktelik bunun için ihtiyaç. Merkez Türkiye'yi dış dünyada hiçbir zaman küçük düşürmedi. Yani baktığınızda dış dünyada itibarımız, o hani diyorlar ya 5 sente muhtaç bıraktılar ülkeyi. Ya o dönemde bile bu ülkenin insanı yurt dışına çıkarken hiç vize problemi yaşamadı değil mi? Vizesiz gittik değil mi yıllarca biz dünyanın bütün ülkelerine? Bizim ülke ya da Tansu Çiller, pek sevdiğim söylenemez ama o ada olayını değil mi hatırlıyoruz değil mi? Yunanlılar adaya, Kardak kayalıklarına çıktığında biz bu ülkenin bir çakıl taşını bile vermeyiz dedi değil mi? Şimdi o iradeden 18 adayı kaybetmiş bir iradeye gelmişiz ya da iradesizliğe gelmişiz. İşte bunun için
merkez olmalı diyoruz. Yani bu milleti tekrar Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Gürcüsüyle, Abazasıyla bu cumhuriyetin mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Mustafa Kemal Atatürk'ün ne mutlu Türk olana dediği değil, ne mutlu Türk'üm diyerek mutlu olabilen bir toplumu tekrar yaratmak istiyoruz. Buna ihtiyaç var. Onun için biz merkez diyoruz. Sizin sorunuzu alayım. Ben çok küçük bir yorum ve sorumu söyleyeyim. Aslında bugün Burak Dalgın'ın bir yazısına rastladım Merkez Sağ'la ilgili. Deva Partisi'nden Balıkesir milletvekili. Onun da işaret ettiği çok önemli noktalar var. Merkez Sağ'ın da önünde soru işareti olacak. Hakikaten hani Merkez Sağ anlatılırken hep o eski nostaljiden bahsediliyor. Evet. Bir belki bugünü nasıl yakalayacak ama bu çok önemli. Çünkü biz işte İYİ Parti'de de tartıştık Merkez Sağ'ı, Deva Partisi'nde de tartıştık. Ama orada bir türlü İYİ Parti pastadan pay almayı tercih etti. Çünkü daha kolay bir pastaydı, milliyetçi pasta. Ama mesela Deva Partisi içinde bir türlü o sınırları tam çizememiş olmanın verdiği bir muğlaklık vardı. Ve seçmen o muğlaklığa tam olarak gidemiyor. Bir hani orada biraz daha nasıl bir şey öngörüyorlar hani bugünün sorunlarına. Ama ben bir de Cemal Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü siyasetçiler genelde böyle hata yapmışım demiyorlar Türkiye'de. Hem de çok önemli bir noktada. O yüzden bu kıymetli yani hani onu da açıklamanız. Teşekkür ederim. Ben şeyi merak ettim. Şimdi özellikle seçim sonrasında bir politik yeni bir hat kuruluyor. Bütün partiler kendilerince yeni bir arayış içerisinde. Mesela Gelecek Partisi de iktidarla konuşabilen blok biz oluruz. Bir normalleşme olursa biz bu alanda oluruz demişti. Bu anladığım kadarıyla hani bu yeni hattın bir sonucu ama Selçuk Özdağ dediniz. Onu bir açar mısınız? Yani Gelecek Partisi mi sürecin içerisinde, oradan aktörler mi? İkinci sorum da CHP'deki vekillerden bahsettiniz. Hani ben sadece şey okuduklarımdan bir varsayımda bulunacağım, size de soru olarak soracağım. Kılıçdaroğlu'na yakın bazı vekillerin hani böyle endişeleri olduğu dile getiriliyor. Hani o vekillerin mi katılma durumu var, onu da açar mısınız? Tabii önce şöyle söyleyelim. Gelecek Partisi'nde AK Parti ile yakınlaşmak veya AK Parti ile birlikte olmak isteyen arkadaşlarımız olabilir mi? Olabilir. Çünkü yani siyaseti 15-20 yıla yakın AK Parti içerisinde yapmışlar ve AK Parti sayesinde milletvekili olmuşlar veya belli yerlere gelmişler. Ama ben şunu samimiyetimle ifade edeyim. Gelecek Partisi'nde büyük bir çoğunluk arkadaş AK Parti ile asla bir olmama yönünde net kararları var, tutumları var. Deva Partisi'nde de neredeyse tamamına yakını diyebilirim. Neredeyse tamamına yakını. Ali Babacan da aslında bunu ifade ediyor değil mi? Yani neyi doğru yaptınız ki sizinle bir olalım diyor. Deva Partisi'nde de yine yani dışarıdan böyle karalamak, işte badem bıyıklılar falan, böyle de bir şey var değil mi? Badem bıyıklılar. Deva Partililere geçen baktım, hiç badem bıyıklıyı bırak, bıyıklı yok. Bıyıklı yok adamlarda. Güya oradan bir şeye, bir yere varmak istiyor ama orada öyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince, siz siyaset bilimcisisiniz. Biz de siyasetin içindeyiz. Oğul Aktuna'da baba siyasette olduğu için İlk kelime de kendisi siyaset de zaten olarak. İYİ Parti'de. İlk büyümeye başladığında siyasetle büyüdü. Şimdi illa birinin Kılıçdaroğlu taraftarı olmasına gerek yok. Şimdi bakıyor, kişi ilinde çok başarılı vekiller var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de, dedim ya bu klikleşme, kadrolaşma sebebiyle, böyle bir adeta böyle ötekileştirmeyi görüyoruz biz. Mesela siz benim ne dediğimi şu hayvan hakları yasasında ve vergi yasasında alın tabloyu önünüze. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan milletvekillerine, CHP'li vekillere bir bakın. Konuşmayan milletvekillerine niye bir bakın? Konuşamadıkları için mi konuşmadılar? Birileri konuşma vermediği için mi konuşamadılar? Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben hiç de rahatsızlık değilim. İsterse Özgür Özel gelsin, onunla da tartışalım. Özgür Özel başta olmak üzere hala genel başkan seçilmesine rağmen Özgür Özel, Oğul Aktun'a bana oy vermedi. İşte Ceren benimle bir olmadı diye böyle bir ayrıştırma o tarafta da var. Ceren Hanım, sadece siz Kemal Bey taraftarları gibi görmeyin olayı. Eline iktidarı geçirmiş olmasına rağmen
genel başkanlık makamı ellerinde olmasına rağmen yürütme yani erk makamı elinde olanlar bu taraftaki insanlara siz seçimlerde Kemal Bey'i desteklediniz diye ötekileştirici bir tavır da sergilediği insanlar var. Bu insanlar bir müddet sonra siyaseten şöyle düşünecekler. Arkadaş bu adamlar bugün bana Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir 5 dakikalık konuşma hakkı vermiyorsa yarın bunlar beni listeye dahi koymaz. İlk defa milletvekili olmuş. Şehrinde hizmet etmek istiyor. Değil mi? Ülkeye hizmet etmek istiyor. Ama parti içi gruplaşmadan dolayı bu sadece Kemal Beyci olarak görmeyin ama. Şimdi gruplar şudur budur demeyeceğim ama yani bir farklı bakış açısı var. O bakış açısı öyle bir bakış açısı ki gece yarı bir milletvekili hanımefendiye, eski milletvekili hanımefendiye bir mesaj gidiyor WhatsApp'tan şöyle. Seni hiç unutmayacağım Kemal Bey'i destekledin. Seni hiç unutmayacağım Kemal Bey'i destekledin. Şimdi bunu yazdığınız insan o partide yarın kendisine gelecek bulabilir mi? Bulamaz. Hizmet etmek istiyor mu? Etmek istiyor. Veya dışta mesela bir milletvekiline televizyonda diğer bir CHP milletvekili, yetkili bir CHP milletvekili sahtekar, dolandırıcı diye hitap etti. Şimdi isim sormayın. Seyredenler kendileri de biliyor. Bakın bir milletvekili kendi ilinin diğer milletvekili için sahtekar, dolandırıcı dedi. CHP ile ilgisi yok dedi. O dedi Doğru Yol Partiliydi zaten dedi. Şimdi siz vekil olduğunuzu düşünün. Ya insan olun, bir babasınız değil mi? Milletvekili seçilmişsiniz şehirden. Sizin kendi şehrinizin vekili sizin için televizyon ekranda kongrede sırf kongre kazanabilmek için o sahtekardı dolandırıcıdı diyor. Değil mi? Bunu diyen ya da denilen insan sizinle niye yürüsün? Bunun Kemal Beycilikle bir ilgisi yok. Seren Hanım onu söylemek istiyorum. Ben tekrar diyorum. Yani merkez sağdan da gelip orada milletvekili Oğlak Tuna'da tanıdığı var. Sizin de tanıdıklarınız vardır. Yani Anavatan geleneğinden gelip Doğru Yol Partisi geleneğinden yani İlhan Kesici örnek vereyim hadi evet. Uç bir örnek. Hı. İlhan Kesici CHP'li mi? Değil. Ben şimdi hep derim bir gün İstanbul'da Sarıgazi'de bir restoranta girdim. Restoran hep Tunceli. Şansım da Tuncelilerden açılıyor ya. Böyle sohbet ediyoruz. Sohbet ederken hakikaten de beni seviyorlar, alkışlıyorlar falan. Bir tane abi kalktı. İşte böyle pos bıyıklı, böyle yaşlı bir abi. Dedi ki Yiğit dedi seni sevdim. Sana dedi oy vereceğim. Sen bir oy Kemal'e, bir oy Cemal'e diyorsun. Sana oy vereceğim. Ben dedi 50 yıllık bir komünistim dedi. Bir faşiste oy vereceğim aklıma gelmezdi dedi. Sana oy veriyorum dedi. Ben dedim abi dert etme. Ben de 45 yıllık bir ülkücü olarak zaten CHP'den vekil olacağım aklıma gelmezdi dedim tamam mı? Dolayısıyla böyle güzel bir ortam oluştu değil mi? Yani ben MHP milletvekilliği yapmış birisi olarak Demokrat Parti'den gittim 45 gün boyunca bir oy Kemal'e bir oy Cemal'e diye çalıştım. Gece gündüz çalıştım. Dolayısıyla benim gibi orada olan başka arkadaşlar da var. Biz onun için diyoruz ve tekrar söylüyorum. Ya mesela ben Özgür Özel'in yerinde olsam Kemal Bey İYİ Parti 15 vekil vermişti değil mi? Hem Özgür Özel'e bu vesileyle sizin sayenizde hatırlattığınız için çağrıda bulunayım. Özgür Bey bir 10-15 tane de bize ver. Bak Türkiye ne güzel olacak. Yani normalleşmeyi, yumuşamayı biz Türkiye'de göstereceğiz. Cibiliyet sizin de hesabını soracağız. Ev zencilerinin hesabını da biz soracağız. O emeklinin hesabını da öyle biz bir de cesur şekilde soracağız. Yani elini sıkacağım, gözüne bakacağım, hasretle muhabbet edeceğim öyle bir şey yok. Biz söz verdik, baştan da söyledim. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde Şehit Hüseyin olmaya yemin ettik. Recep Tayyip Erdoğan özgürlükleri elimizden aldı, demokrasiyi kaldırdı. Bu ülkede saray zihniyetiyle bir hükümranlık kurdu. Bu hükümranlıkla ne diyor dün? Bakın Ali İhsan Aktaş. Ali İhsan Aktaş. Büyük bir imparatorluğa doğru gidiyoruz diyor. Büyük bir imparatorluğa. Bu adam bir anket firmasının sahibi. Hem de adamın anket firması öyle başarılı ki siz siyaset bilimci olsanız ne olur? Adam şu ana kadar 300 milyon üzerinde ihale almış. Çok akıllı bir adam, bilgili bir adam yani siz gördüğünüz adamın yeteneği o kadar muhteşem ki milyonlarca liralık ihaleler alıyor. Büyük bir imparatorluk kuruyoruz diyor. Ne demişti şu Rolex saatli bir adam var mecliste, Bahadır Yeni Kapı mı, Bahadır Yeni Çarşı mı ne? Ne demişti? Fotoğraf çekmiş, çektirmişti, çok iyi hatırlıyorum sarayda, padişahımla birlikteyiz demişti.
Bunlar öyle sıradan sözler değil. Bilinçli. Sarayda muhtemelen şöyle diyorlar birbirlerine. Sultanım nerede? Hakanım şu tarafa gitti. Padişahım nerede? Biraz önce sarayda karargahında oturuyordu. Otağı kuruldu mu? Meşveret ekibi toplansın. Kim meşveret ekibi? Komünist Mehmet Uçum. Kapitalist Yiğit Bulut. İslamcı ama İslamcılığı da yalan olan Fahrettin Altın. İşe gücü bir işe yaramayan 4-5 tane zevat. Bunlarla otağı kuruyor da meşveret yapıyor. İşte biz buna karşı sert tavır koyabilmek, millet adına tepki koyabilmek için merkez sağlıyoruz. Siyasi rakibiniz CHP olacak ama işte Balıkesir'i, Bursa'yı, Manisa'yı, Denizli'yi aldı. Asla Cumhuriyet Halk Partisi ile siyasi rakip olmayacağız. CHP'ye oy veren kitle o oyunu vermeye devam edecek. Ben buna inanıyorum, samimiyetle söylüyorum. Ama biz %20'nin üzerinde bir kararsız kesim var. AKP'den ayrılmak isteyen büyük bir kesim var. Nitekim bu kesim yeniden Refah'a da oy vererek aslında ayrılmak istediğini gösterdi. Biz bu kesimin oylarını alarak %25'ler seviyesinde olan AKP'yi %5'lere düşürmeyi hedefliyoruz. Şöyle, özür dilerim, şöyle söyleyeyim. Bakın ben oğula bu konuda muhalefet etmeyeceğim. Ben normalde oğula bazen muhalefet de ederim. Güzel tatlı muhalefetimiz de olur. Ama artık diyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı olacağım için herkesi kucaklamam gerekiyor. Hayır, oğul şu konuda haklı. Hakikaten ben sokaktayım. Bakın, 31 Mart seçimleri bitti. Bir hafta tatile gittim sadece. Eşimle, çocuklarımla. Bir hafta. Onun dışında hala, yani Tunceli'ye hanımımla gittim. Ama o köy senin, bu köy benim. Gezdim dolaştım insanların dertleriyle. Lider kumaşı zaten bende var. Şimdi buradaki esas olan şu. Sokağın sesini duymak gerekir. Doğru diyor. Sokağın sesini anlatmak gerekir. Doğru diyor. Bir de herkesi toparlamak gerekir. Bakın emin olun bizim içimizde böyle arkadaşlar var Salih'ciğim. Yani oğulcum Salih Uzun bizi izliyor ya, aklıma geldi. Oradan selam olsun Salih Uzun'a da. Bizim içimizde emin ol, çevremizde senin ifade ettiğin lider pozisyonunda, yani benim şahsımla ilgili değil. Ben hakikaten çok mütevaziyim o konuda. Beni lider yapsanız, ben canım sıkılıyor adam dövüyorum, ben canım sıkılıyor sövüyorum. Yani ben sıkıntılı bir adamım. Ben sıkıntılı bir adamım biraz, yani sinirliyim çünkü şeker var, tansiyon var. Dolayısıyla olmaz diye bir şey yok tabii. Yani bazılarına bakınca ben hayli hayli onlardan daha iyi olurum. Ama emin ol, şu ifade ettiğin şey muhakkak olur. Yani mesela Gültekin Uysal, sen de yakinen tanıyorsun. Pırıl pırıl bir kardeşimiz. Hitabeti düzgün. Yani hakikaten bilgisi, birikimi güzel. Ne lazım? İşte sokak lazım. Sokağın sesi lazım. Doğru diyorsun. Sokağı arkasına almak lazım. Tabii. Bunu yapmak gerekiyor. Zaten bunu yapmadan grubu kursanız da bir şey ifade etmez. Saadet Gelecek grupla gitti değil mi seçime? Doğru diyorsun. Saadet ve Geleceğin grubu vardı değil mi? Grup. O grupla seçime gittiler. Ne oldu? Hiçbir şey. Yine Demokrat Parti, milletin böyle dalga geçmeye çalıştığı Demokrat Parti, Antalya Kumluca Belediyesi'ni kazandı. İlçe belediyesinin en büyük ilçelerinden. Demokrat Parti Gümüşhane Şiran Belediyesi'ni kazandı. Demokrat Parti Erzincan Altınbaşak Belediyesi'ni kazandı. Demokrat Parti Kırşehir'de bir belediye başkanlığı kazandı. Demokrat Parti yine bir belde de şu an aklıma, Yalova Taşköprü Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Yani baktığınızda Demokrat Parti'nin, onun için dedim kıratı çok önemli diye. Peki, yani oy verme problemi yok insanların. Bir soru sorabilir miyim? Şimdi size de söz vereceğim ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde diyelim 2028. Mansur Yavaş'ın veya Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğu bir denklemde merkez sağa ihtiyaç var mı? Yani şöyle, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu aday olduğu denklem. Her ikisi CHP'den aday olamayacağına göre. İkisinden biri. İkisinden biri aday olduğunda. Tabii ki merkez sağ. Örneğin Ekrem İmamoğlu aday oldu. Hı hı. Değil mi? Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak çıktığında siz veya biz, yani ben şahsım adına öyle bir karşı tavır sergilemem. Hı hı. Örneğin yani böyle ayrıştırıcı bir dil kullanmam, ötekileştirici bir dil kullanmam ama ne yaparsanız yapın, tekrar söylüyorum, Anadolu'da milliyetçi, muhafazakar,
sağ gelenekten gelen insanlar sandığa toplamakta zorlanırsınız. Ama Mansur Yavaş aday olduğunda örneğin, yine CHP için söylüyorum. Mansur Yavaş Anadolu'daki sağ geleneğe biz aday çıkarsak da, bakın merkez sağ olarak birleşsek, biz bir aday da çıkarsak bile Mansur Yavaş bize rağmen o sağ geleneğe toparlar. Sol zaten oyunu veriyor. Bunu Ankara'da gördük değil mi? %60 değil mi? Benim oğlumun güzel bir sözü var Alptürk'ün. Bir gün işte Uğur Dündar'la burada tartışıyoruz, Uğur abiyle. İşte %38 oy aldı CHP falan deyince oğlum mesaj attı. Baba, Uğur amcaya söyle benim oyumu CHP'ye saymasın dedi. Ben Mansur amcaya verdim oyu dedi, tamam mı? Şimdi böyle Mansur amcaya verdim diyen değil mi? Binlerce insan var. Dolayısıyla bir de Cumhuriyet Halk Partisi adayını nasıl belirleyecek arkadaşlar? Çok önemli olan bu. Bakın en önemli şey bu. Önümüzde bir tüzük kurultayı var değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını üyelerle mi belirleyecek? Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayını delegelerle mi belirleyecek? Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını her ile ilçeye sandık kurup milletin oyuyla mı belirleyecek? Bu da yani Cumhuriyet Halk Partisi ve adayları için çok önemli. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını bir ön seçimle belirleyecek ve üyeler oy kullanacaksa, emin olun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında da Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday çıkışları olabilir değil mi? Bunu Özgür Özel de ifade etti. Her ne kadar iki santraforum var dese de değil mi? Evet. Bir konuşmasında herkesin aday olma hakkı var dedi. Dolayısıyla ben şöyle diyorum. 4 yıl sonra yapılacak, şu an için 4 yıl sonra yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminin hesabını yapmamalıyız. Bizim yapacağımız hesap şu an bir olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız. Tekrar söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede bir despotizm kuruyor. Bu despotizme karşı ortak duruş sergilemeliyiz. Hep söylediğim bir şey var. Sarı saçlı, mavi gözlü, devadan Mustafa Kemal Atatürk'e yol arkadaşı olmayı seçmeliyiz ve onun cumhuriyetine sahip çıkmalıyız. Şu anda yapılacak şey o bence. Bitti olarak ben sağın, Sayın Ağar'ın anlatımından hakikaten cümleyi nasıl kurayım? Yine de kibar kurayım. Simvar'ın ne maksatla geldiğini ve kimin getirdiğini düşünme ihtiyacı hissettim. Yani düşünün, 7 Ekim'de siz saldırıyorsunuz İsrail'e ve İsrailli generalin söylediğini söylüyor. Daha içerilere girmesi mümkünken işgal etmesi veya fethetmesi onların ifadesiyle mümkünken siz içerilere devam etmiyorsunuz ve geri çekiliyorsunuz. Ve akabinde de 41 bin insanın büyük bir kısmı çocuk olmak üzere ölümüne sebebiyet veren bir İsrail'i soykırımının başlatıyorsunuz. Ve bu adam geliyor şimdi Hamas'ın başına geçiyor. Bana çok garip geldi. Hakikaten garip geldi. Çünkü 7 Ekim'de orada masum insanlara saldırma gerekçeniz neydi? O sivilleri öldürme gerekçeniz neydi? O kadınları istenmeyen görüntüler eşliğinde kamyonların üzerinde götürme niyetiniz neydi? Ne amaçlamıştınız? Ve amacınız İsrail'e girmek idiyse neden girmediniz? Niçin geri çekildiniz? 35 bin kişilik bir ordudan bahsediyor Sayın Ağar, ki kendisi bu konuda uzmandır, takdir ettiğim bir isimdir. Görüşlerine de değer verdim. Öyle her eline çubuğu alanın televizyona çıkıp da konuştuğu gibi görmediğim bir isimdir Sayın Ağar. Değer verdiğim bir isimdir. Yoksa abi öyle kanallarda adamlar çıkıyor elinde çubuklarla. Herif askerliğini çürük yapmış. Keramet çubukta. Keramet çubukta diye çıkıp konuşuyor. Sayın Ağar o konuda düşüncelerine değer verdiğimiz bir insan. Şimdi ben endişelendim. Yani böyle bir adam niye Hamas'ın yeni lideri oldu ya? Yani 41 bin insanın ölümüne sebep oldu bu adam. Bu adam gitmesi gerekirken gitmedi. Belki gitseydi İsrail ne diyecekti? Ateşkes ilan edelim diyecekti değil mi? İsrail çağrıda bulunacaktı değil mi? İsrail tedirgin olacaktı değil mi? Ama bu insan orada sadece 250 rehine alarak geri çekildi. Ve
bu süreç içerisinde bilmiyorum Sayın Ağar'da rakam var, not alır onu söylerse de sevinirim. Kaç Hamaslı asker öldü şu ana kadar? Biz hep ölümleri duyduğumuzda hep çocuklar ölüyor, hep okullar bombalanıyor, hep hastaneler bombalanıyor veya kaç İsrailli asker öldü? Yani bu Hamas, Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuvayi Milliye dediği bu Hamas kaç İsrailli'yi öldürdü? İsrail Gazze'yi yerle bir etti. Bu Hamas kime ne zarar verdi? Kaç İsrailli general öldürdü? Kaç İsrailli komutan öldürdü? Ben hakikaten merak ediyorum. Hep haberlere de her gün bakarım. Her gün ölüm sayısı verildiğinde sizin de izlediğiniz, Türkiye'nin de izlediği gibi hep Gazze'de ölen masum insanların sayısı veriliyor değil mi? Çocukların sayısı veriliyor. Dolayısıyla öncelikli olarak ben Hamas'ın yeni liderini Sayın Ağar'ın anlatımıyla endişeyle karşıladım. Yani bir oyun dönüyor, bir tuzak dönüyor. Çünkü oyun olduğu belli ya. Ben strateji, askeri uzman falan değilim. Ama İran İsrail'i bombalayacak. Abi 3 gün önceden düğün zurnayla, halay ekibiyle geliyoruz diyor İsrail'e. 330 tane drone gönderiyor, füze atıyor güya. Hepsi havada patlatılıyor. Şimdi Haniye öldü. İran diyor ki bekle bizi geliyoruz diyor. Bir hafta oldu. Ne gelen var ne giden. Olan bizim Türk borsasına oldu. Hani ne alaka var diye bir olacak ama olan bizim küçük yatırımcı oldu. Bizim ülkedeki insanlar battı. Yani düşün bunlar birbirini savaşırken Türkiye'de tek bomba patlamadı. Borsamız şu ana kadar 1200 puan düştü. Tarihi bir düşüş yaşıyor. Emin olun intihar etme noktasına gelen insanlar var. Belki de Allah göstermesin ama intihar edenler var. Dolar yükseldi. Altın 2600'ü geçti. Euro yükseldi. Ama ülkenin borsası çöktü. Enflasyon düştü diyorlar. Ekonomi düzeldi diyorlar. Ama borsa çöküyor. 8 milyon yatırımcının en az 4 milyonu iflas ediyor. Şimdi bu İran saldıracak. Hatta geçenlerde Sayın Erdoğan meydan okudu. Yani Rize'ye gitti. Çay üreticisi perişan. Çayı yakıyor. Çayını satamıyor. Çiftçi perişan. Recep Tayyip Erdoğan İsrail'e dedi. Bir gece gireriz dedi. Ansızın. Zaten moda oldu. Bir gece ansızın her yere giriyoruz. Yunanistan'a girmeye başlayalı 4 yıl oldu. Ne varsa adalar da dahil verdik Yunanistan'a. Mavi vatana girdiğimiz gibi dedi. Karabağ'a girdiğimiz gibi dedi. Bir gece İsrail'e de gireriz. Şimdi Karabağ'a girdik dediğinizde ben milletvekiliyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tezkere geçmesi lazım. Karabağ'a savaş ilan edip Karabağ'a girmeniz lazım. Mavi Vatan'da bir savaş olduysa kimle oldu? Kimle savaştık? Mavi Vatan'da nereyi aldık, fethettik? Ve İsrail'e nasıl gireceğiz? Yine Abdullah Ağar'a üstadım bunu da bir anlatırsa çok mutlu olacağım. Peki, bu İsrail'e nereden gireceğiz abi? Biz nasıl gireceğiz? Gemiyle mi gireceğiz? Uçakla mı gireceğiz? Hangi topraktan karayla gireceğiz? Ve biz İsrail'e niye gireceğiz ya? Peki, niye gireceğiz? Dolayısıyla hemen bitiriyorum. Yani Türkiye-İsrail politikaları sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın yine söylüyorum tabanı mutlu etme politikası Haniye üzerinden siyaset yapıyor. Yani Haniye Selahattin Demirtaş'la öpüşüp bir gün gelecek Kürdistan'ı kuracak o günleri göreceğiz diyen adam ya. Peki. Yani bu kadar da melek gibi gösterilmesine de gerek yok. Yani Kürdistan kurulsun diye Selahattin Demirtaş'la öpüşüp kucaklaşan adam. Yani Kıbrıs'ı tanımayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayanlar, Doğu Türkistan'da zulüm yoktur, Çinliler zulmetmiyor diyenler. Şimdi başımıza öyle bir geldiler ki, ya düşünün ya bunlara Filistin'e, yani bir tane büyük baş bir Halil var. Allah onu yani bildiği gibi yapsın. Eğer diyor Filistin'e diyor ağlamıyorsanız diyor, Filistin için üzülmüyorsanız diyor, siz Türk de değilsiniz, Müslüman da değilsiniz. Ya bu nasıl bir ölçü? Baştan da söyledim ya. Bizim Türklüğümüzün, Müslümanlığımızın ölçüsünü
Neye göre kıyaslıyorsun? Yani sen Filistin'de ölen canlara ağlamadığımızı nereden biliyorsun? Bunu niye söylemeye ihtiyacı hissediyorsun? Yani İsrail öldürüyor, faturayı bize kesiyorlar, Türklüğe kesiyorlar. Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir dünya olmaz yani. Onun için ben Sinvar'ı, Yahya Sinvar'ı ağır üstadım anlatırsa çok memnun olurum. Bir daha anlatırsan özellikle memnun olurum. Ben mi yanlış anladım bilemiyorum ama bir daha duymak istiyorum. Bu yani.